Altcoin'ler bugünlerde herkesin dilinde. Peki nedir bu altcoin'ler? Ne işe yarar? Ne farkı vardır? Enon Dünya kanalının değerli izleyenleri, bu haftaki videomuzda altcoin'lerden bahsediyoruz. Öncelikli olarak altcoin, Bitcoin'e alternatif kripto para olarak ortaya çıkmıştır. İlk altcoin 2011 yılında piyasaya sürülen Namecoin'dir. Bitcoin ile aynı veya benzer şifreleme yöntemlerini kullanarak spesifik alanlara yönelen popüler binlerce altcoin bulunmaktadır. Sadece para transferine yönelen, sosyal medya üzerine yoğunlaşan veya günlük hayata dair çözümler sunan birçok altcoin mevcuttur. Altcoin'leri nereden alabilirim? Güncel altcoin listesini, altcoin'lerle ilgili temel bilgileri, hangi borsada yer aldıklarını CoinMarket sitesinden görebilirsiniz. Sitenin linki açıklama kısmında mevcut. Bu site, kripto para dünyasının referans olarak kabul ettiği ve bilgilerine güvenilebilecek bir platformdur. Bu video hazırlanırken listelenen 2000'den fazla altcoin vardır. Sayısı her geçen gün artmaktadır. Eğer altcoin alacaksanız, az önce bahsettiğim sitede alacağınız altcoin'in sayfasını açtıktan sonra Market Payers sekmesinde o altcoin'in hangi borsalarda yer aldığını görebilirsiniz. O borsalardan herhangi birinden alım yapabilirsiniz. Ama sizlere tavsiyemiz market hacmi yüksek olan ve bilindik borsalardan alım yapmanız. En popüler altcoin'ler: Ethereum. Ethereum, Bitcoin gibi merkezi olmayan bir sistemden yola çıkarak oluşturulan bir altcoin'dir. Ama diğer altcoin'ler arasında özel bir yeri vardır. Ethereum'un temel amacı tüm veri depolama merkezlerini ortadan kaldırmaktır. Basitçe anlatmak gerekirse, sizin bankacılık verileriniz bir merkezde depolanır ve bu merkez çok iyi korunur. Aynı şekilde sizin e-devlette bulunan nüfus bilgileriniz bir merkezde depolanmaktadır. Kısacası sanal ortama yüklenen tüm verileriniz bir sunucuda toplanır ve orada korunur. Ama her geçen gün görüyoruz ki en güvenilir bankalar bile hackerların saldırılarına maruz kalabiliyor. Şöyle düşünün, verileriniz bir kalede tutuluyor ama o kale sürekli saldırı altında. Günümüzde bu kalelerin düşmeyeceği garantisini size kimse veremez. Ethereum ise size bir merkezi olmayan platform sunuyor. Yani verileriniz bir merkezde tutulmuyor. Ortada bir kale yok ama tüm kullanıcılar bir merkez, bir kale haline dönüşüyor. Bu sayede sistemin güvenliği en üst seviyeye çıkartılmış oluyor. Ethereum, üçüncü şahıs yazılımlarını ortadan kaldırarak tüm sunucuları merkezi olmayan bir şekle dönüştürmeyi, kısaca az önce bahsettiğimiz gibi herkesin bir merkez olmasını sağlıyor. Bu sayede herhangi bir firma bir anda tüm verilerinizi çalıp ertesi gün ortadan kaybolamayacak. Bu verilerin her yerde olması sizi korkutmasın. Kimse kaybolan verileri değiştiremez, siber saldırılara karşı dayanıklı ve kapatılamaz. Ethereum'un diğer bir avantajı, özel yazılım dili sayesinde akıllı kontratları kullanarak binlerce altcoin oluşturulmasına imkan vermesidir. Yani bir yazılımcı, Ethereum platformunu kullanarak akıllı kontratlar sayesinde bir altcoin oluşturabilir. Bu durumda Ethereum'a kurucusu Vitalik Buterin'in dediği gibi kripto dünyasının yakıtı olması konusunda büyük bir olanak sağlıyor. Ripple. Ripple 2017 yılı sonunda yaptığı fiyat artışıyla tüm dünyada gündem olmuş bir altcoin'dir. Temel amacı bir ödeme ağı olan Ripple, merkezi olmayan ve açık kaynaklı blockchain teknolojisiyle geliştirilmiştir. Ripple kullandığı güçlü şifreleme algoritmalarıyla son derece güvenlidir ve sizin dünyanın öbür ucuna 5 saniye içinde para transferi yapmanızı sağlar. Bitcoin'in transfer süresi duruma göre birkaç saati bulduğundan bankalar tarafından Ripple tercih edilmektedir. Ayrıca Ripple ile transfer ücreti çok düşüktür. Bitcoin transfer ücreti olarak 6-7 dolar alabilirken Ripple transfer ücreti ortalama 1 senttir. Bu fark da para transferlerinde Ripple'ın tercih edilmesinin sebeplerinden biridir. IOTA. IOTA diğer altcoin'lerden biraz farklıdır. Çıkış noktası Internet of Things, yani nesnelerin interneti olup akıllı cihazların birbiriyle hızlı ve güvenli bir şekilde para transferi yapmasını sağlamaktadır. Sahip olduğu Tangle, yani kör düğüm teknolojisi sayesinde transferi iki defa onaylamak gerekiyor. Bu da sistemi daha güvenli hale getiriyor. Ayrıca transferlerde işlem ücreti de alınmamaktadır. Neo.
NEO dünyada Çin'in Ethereum olarak nam salmış ve hızla yükselmiş bir altcoin'dir. Ethereum gibi bünyesinde binlerce altcoin oluşturulabilmesi ve transfer ücretinin olmaması başlıca avantajları arasındadır. Ayrıca cüzdanınızda bulundurduğunuz NEO'lar karşılığında belirli dönemlerde gaz tokeni elde edersiniz. Bu gaz tokeni de satabilirsiniz. Bir nevi gelir diyebiliriz. Platform üzerinde akıllı sözleşmeler kullanılır ve bu sözleşmeler tamamlandığında artık o sözleşmeye dair hiçbir veri değiştirilemez. NEO, her kullanıcının bir dijital kimliğe sahip olmasını hedefliyor. Bu sayede akıllı sözleşmeler otomatik hale gelecek ve işlemler daha hızlı gerçekleşecektir. NEO'nun bir diğer avantajı da gerçek hayata uygulanabilirliğinin yüksek olmasıdır. Ayrıca işlem hızı bakımından Ethereum saniyede 10 işlem yapma kapasitesine sahipken NEO saniyede 10.000 işlem yapabilmektedir. Quantum projesi Bitcoin'den blockchain teknolojisini ve Ethereum'dan programa kolaylığını birleştirerek veri tabanlarının saklama biçimini değiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Quantum, gerçek hayatta iş dünyasına yönelik merkezi olmayan ve güvenilir uygulamalar oluşturmak için kaliteli bir araçtır. Sunduğu akıllı sözleşmeler sayesinde kişilere ve kurumlara tam kontrol yetkisi vermektedir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kripto para teknolojileriyle ilgili aklınıza takılan her şeyi yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşene dek hoşça kalın.